Geliyorum ben şimdi. Ben seni dinliyorum, biraz anlat bakalım. Ne demek istiyorsunuz? Ne demek? Sen biliyorsun bence. Bilmiyorum. Heyecanlanmaya gerek yok. Heyecanla alakası yok mu dedi? Bugün bayan arkadaşınız da aradı, böyle böyle diye söyledi ama. Niye aradı seni? Böyle böyle şimdi... Ben ne diye aradığını biliyorum. O evet. Kadar tedbirsizce aradı ki herkes duydu. Benim yanımda yani içim rahat. En azından üye değilim. Üye olmuşsun. Değilim. Bak birçok kişi bunu söyledi. Birçok kişi de geliyor hala. Yani herkese üyeyim diyorum. Geri gönderiyorum. Emin misin? Evet eminim. Ha, bunun ispatı için de her şeyi yapabiliriz. Her şeyi yapar mısın ispatı için? Evet. O zaman biz genelde şöyle yapıyoruz. Ya bu da aslında bir benim ta 25 yaşından kadar bir taktik. Ben açık istifade etkisi alıyorum senden. Açık tarihli. Bana güvendiğine dair. Ben sana güveniyorum ya, sen de bana güveneceksin. Ondan sonra da konuşacağız biraz. Yapar mısın böyle bir şey? Özel bir sektör olduğu için istifa yazmam müdür bey. Niye? İstifa yazmak çıkış almak demektir. Üstüne sadece tarih atmak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar bu işi yaklaşık 20 tane çocuk yaptı. Evet. Bunların hiçbirisi, daha doğrusu ben onların buradan alacağı 3 kuruşun peşine düşecek bir adam değil. Ben şöyle söyleyeyim sana, tamam mı? Tamam. Bekar mısın, evli misin bilmiyorum. Bekarım. Bekarsın. Evli olsan da fark etmez. Ama buradan görüntü müyüm? Annene babana düşünen peşe düşüne kadar şerefsiz de değiliz. Tamam mı? Bunu söyleyeyim. Bizim bir şeyimiz var, düşüncemiz var. Bu da şu. Şirket olarak biz böyle bir ortamı istemiyoruz. Onu istememizin sebebi de şu. Çünkü başımıza gelecek keleler var. Yani. Bitler var. Anladın mı? Onlar sizinle beraber beslenecek. Siz ne kadar tombullaşırsanız, yani maaşınız ne kadar artarsa, onlar da o kadar büyük pay alacak. Evet. Onun için de size diyorlar ki, biz sizin arkanızdayız, peşinizden koşuyoruz. Düzce de bütün hakları işveren verdi onlara. İkramiyesine kadar. Ama adamlar, çünkü insan onu tatminsizdir. Ama bana diyor ki dünkü kız, bana diyor biliyor musun? Hakan'ın yanında da söylerim, beraber gittik, üye olduk. Beni de o götürdü diyor. Evet, onun aracı olduğum, buradan çıkan bir şey var, Zeki diye bir arkadaş var. Zeki diye söylüyoruz biz. 1-2 yıl öncesinden tesadüfen çalıştığımız bir işle tanıştık. Ha. O vesile oldu. Gittim, dinledim. Hani gel bir dinle, ister üye ol, ister üye olmadı. Bana açık söylemek gerekirse, yukarıda Allah var. Hani şu anda niyetliyim, Allah kabul ederse. Şey müdür bey, konuştuk. Dinledim hani şartlarını. Yok işte hani belirli bir sayı ulaşırsa girecekmiş de. Ben kompenanta gibi bir yerde çalıştım. Sendikanın içine girdim çıktım. Hani iş değil, üye olmadım. İçeride çok kişi soruyor. Soranlar da var hala. Üyeyim deyip geçtiğim çok insan oldu. Ve hala da aynı şey. Ben senin resim üsteceğim o zekâleyle ilgili. İnsanlar bu kadar, o kadar... agresif kişilere o kadar agresiflerdir ki dışarıda thank you.
Nazmi Bey. Bu şerefsizler noter üzerinde, noterin önünde bu adamlara saldıracak kadar şerefsiz bunlar. Tamam mı? O kadar canları yandı ki şu an. Bak biliyor musun? Tekme tokat giriyorlar. Bu Hasan. Görmüşsündür bu herifi. Onunla hiç karşılaşmadım. Hasan diyorlar ama. Bu Zekeriya. Şu mavi olan Zekeriya mı? Evet. Zeki dediğimiz kişi. Evet. Buradan bir kızı darp ederek atılan kişi. O kadar da bilmiyorum. Yani buradan işten çıkarıldığını duymuştum ama yani sendik için. Kızın kolunu bulduğu için. Kız hala burada çalışıyor Burcu. İstersen sorabilirsin. Biz sonra öğrendik ona bu işlerde olduğunu. Denk geldi yani. Ama şu an hırs yapmış durumda arkadaşımız büyük ihtimalle. Ve şu an o organizasyonun köpeği. Bak ben neyin arasam beni bağlamıyor, tamam mı? Tamam. Ben şu an kararımı verdim. Çok açık bir şey de söyleyeyim sana. Sen üye misin değil misin bilmiyorum ama içerideki insanlara eğer üye deyip de burada kalırsan bu iş biter. Bu iş biter ya, ben tutmam seni. Babamın oğlu olsa bile tutmam. Gecenin 5'inde gelirim, 3'ünde gelirim, çakma rapor yazarım. Hiç bağlamam. Çünkü bana burada yönetim verdiği bir şey var. Ben de bunların karşılığında para alıyorum. Sen nasıl? Finisyonda mı çalışıyorsun sen? Yok, bana çabak yapamıyorum. Nasıl sanatçı tarif ettiyse bunu böyle yapacaksın yani diye. Bana da bir iş tarif ettiğinde biz de bunu yapıyoruz. Biz de maaşını buradan alıyoruz. Hı. Tamam mı? Hı. Ama şunu çok iyi bilin, şu ana kadar kimseyi tutmadık. Bu işin cemaatinde olan Mustafa Cımık denen bizim yetiştirdiğimiz bir herifi bile salladım. Şu an karısıyla belki boşanmak üzere. Bu işin dini imanı yok. Yani. Yok yani. Bu işin dini imanı. Müdür Bey, ben beni 5 defa bu telefondan aradı. Cemal denen adam. 5 defa. Niye beni arıyor sence bu adam? Niye ara? Yani bunu çıkarttınız ki şimdi. Petrol için Ala'daki organizasyondan sorumlu adamı. Niye bizi arar? Biz çünkü adamların ekmeğine taş koymaya başlıyoruz. Rahatsız olmaya başladılar. Burada en az 15 tane sendikadan istifa eden bayan erkek bu fabrikadan var. En az 15 tane bir taraftan var. Sendikadan. Ve diyorlar ki sizi atacaklar. Biz kimseye şöyle demedik. Biz herkese iki yol verdik. Eğer üyeyse, bak bunu çok dürüstçe söylüyorum. Üyeyse İki yolun var. Bir gidip sendikadan noterle istifa edersin gitsin. Parasını da biz veriyoruz. O zaman mutlu mutlu çalışırsın. Ama bunun sonunda sana yamanan olacak, küfreden olacak, lan sattın bizi şerefsiz diyen olacak. Sözümüzü kesiyorum, özür dilerim ama şu an bile var. Hani benim içeride evet üyeyim dememizin sebebi bu. Gidelim yiyelim. Ben hani bir şey görmedim diyorum. Bak konvenanta gibi bir yerde çalıştım 7 ay. Hiçbir şey görmedim. Kim hikaye Hakan? Bunlar sana diyen ki. İşte Zekeriya'yla konuştuk. İçeride de var. Hani ben onları sana söyleyeceksin. Onları söyleyemem müdür bey. Bak söyleyemezsen ekmeğinden olacaksın. Ben sana söyleyeyim. Müdür bey ben bunu hani içeriden çağrıldım. Hani bu şekilde de söylenmişti. Biz akşamüstü zaten o bayan arkadaşla da karıştık. Ha. Benim iyi olup olmadığımı kesin biliyor musun dedim. Hani sen gitmişsindir. Ben ona aracı oldum. İşten çıkarılacak oldular. Bir sorunlar oldu. Tamam. Çıkaracaksan dedim hani. O zaman da böyle sendikadan herkes çıkarırlar. Git dedim iyi ol. Nasıl iyi olacağım falan dedi. Ben de Zekeriya'yı daha önce de çağırdım. Çıkarılacaksan dedim. Öyle mi o kıza? Ya. Paranı almak istiyorsan dedim, öyle mi? He, almak istiyorsan dedim, bir şekilde dedim, çık. O zamanlar çocuğum ama eşim bana yeni ayrıldı arkadaş. Hani bazı sıkıntılarım vardı. Madem dedim hani öyle, çıkacaksan dedim hani en azından dedim, hakkını verirler, 300-500 lira neyse dedim. Alır öyle çıkart dedim. Ama öyle demiyor kız, ben sana dedim ki o kıza. Kızım dedim bak, seni ben ne istiyorsan çıkaracağım. Hakkını da vereceğim, işsizliğini de vereceğim. Ama dedi ki ben sen bir tane istifa etmem. O başka bir yola girmiş. Onu bilemiyorum. Bana dedi tek şey, bugün aradı da, böyle böyle dedi, içeri dedi, çağırdılar beni dedi. Bizim daha önce bir muhabbetimiz olmuştu, biz Özcan Bey'in aradılar, gelmiştik. Hadi ben ondan mı gibisinden... Beni bağlamıyor, bak ben şunu söyledim. Ben bir bazıları dedikodu çıkarır. Ben o zaman ona söyledim, bu Özcan Bey'in. Tam yöneticinin ağzında, üretimin ağzında. Üretimin içerisinde, Özcan Bey görüşebilir miyiz? Onlar orada, o ortamda söylenmez. Dersin bu kapıyı çalarsın dersin ya böyle biz burada çok insan bunu yaptık. Hastalığı vardı, başka sebebi vardı, yaptık. Verdik hakkını gitti. Ama tam üretimin ortasında ben ona şunu söyledim. Bak kızım dedim. Bu söylenti 7 aydır çıkmış. 6 aydır çıkmış. Bu aynısını Bilal'le Aygül'le de var. Biz ayırdık onları. Tamam mı? O dedikoduyu çıkaran adamı attık. Dedikoduya maruz kalanları atmadık. Burada dedikoduyu çıkaran heriflerin de kafasını kopardığım için. Dedim ki bak. Bunlar rahatsızlık duymamışsın sen. Ben sana abin olarak söylüyorum. Duysaydın o masadan direkt kaçardın. İşte ben söylememişsin dedim ya. İstekli evet. Söylememişsin. İstekten ziyade ben vardiya değiştirmesine kadar gittim. Hani bölümümü değiştirmediler. Zamanla bunu aynı şekilde yine çarpmıştım. Dur bekle. Beni bir köpek ısıracak olsa ben o mahalleden hayatta bir daha geçmem. Tamam mı? Bir daha böyle şey olsa sokak köpeği. Eğer köpekten korkuyorsan hayatta o mahalleden geçmem. Şimdi bir de şöyle bir şey var Müdür Bey.
Atıyorum mesela. Sonuçta bayanlarla beraber çalışıyoruz. Ben burada hani daha önce de çalıştım. Bak, ben sizin normal anlıyorum, serbest bir kızdan bahsetmiyorum. Bu kız bana ne diyor biliyor musun? Ben kapalı olduğum için türban için bunu, ya kızım dedim bak kendine bile doğru söylemiyor şu an. Türban için iyi oldum diyor. Ne türbanlı çalıştırmıyorsunuz diyor. Kızım dedim bizim kızların içinde %70'i türbanlı. Biz girerken bana söyledik hepsine böyle çalışmaz burası diye. Şimdi mi sıcağını sıkılmaya başladı? Neyse fazla uzatmayacağım. Onun söylediği beni ilgilendirme. Benim tek söylediğim şey hani bunu daha önce Zekeriya da söylemişti. Ben hani gayet rahatım bu yönde, vicdanımda rahatım. Bu yüzden çıkaracak mısınız? Çıkarın yani müdür bey. Ama hani şu kadarını söylüyorum. Hani diyorsunuz ya, evet bir istifa yazmak, hani üstte bir tarih atma kalır bir tek. Ne zaman çıkacağım hiç belli olmaz. Bu bir test, bu bir test. Bu o testte yapmam. 3 ay sonra gelirsin. 3 ay sonra gelirsin. 3 ay sonra bunu Zekeriya dedim dedi. Böyle çağırırlar, istifa ettirirler diye. Yok öyle demedi mi? Yeri gelecek dedi. Sen dedi ya istifaya zorlayacaklar ya çıkartmak için uğraşacaklar dedi. Evet. Ben hani üye olmayı düşünmedim. Niye düşünmedim? Söyledikleri şey bana mantıksız geldi. Hakan, bekleyeceksin. İçeridekileri söyleyeceksin. Söylemezsen. Onu söyleyemem müdür bey. Niye? Bak yukarıda Allah var, kimsenin ekmeğiyle oynayamam. Niye? Oynayamam müdür bey. Hani üye olan ya da olmayan, hani üyedir değildir bilmiyorum. Bak ben üye değilim. Sıktılar artık, açık söyleyeyim burama kadar geldi. Hani küfür edecekmiş arkamdan, etsinler. Hani ispiyoncu diyeceklermiş, etsinler. Hiçbir şey değil. Hani dedim sıktılar artık. Ya kardeşim hani boşuna dedim uğraşıyorsunuz. Ben de hani gülüp geçim artık. Ben üye oldum geçtim diyorum. Ne yapacaksın? Hani her gün aynı şey. Her gün aynı şey. Hayır. Bak, bu şekilde davranma niye oluyor biliyor musun? Bak bu adamın toplam 35 tane üyesi var. Bizim bilmediğimizde belki 25 tane daha çocuk vardır. Bilmiyorum. 25 tane daha çocuk vardır. Adamlar şu an noterin başında bekliyor istifaları. Ben caydırmak için diyorum. Kızların önünü kestiler korkutmak için. Ben sana isimlerini verdim korkutmak istersen. Çünkü bu insanların hepsinin burada abi olarak bildiği kişiler var. Anlatıyoruz. Bakın evet, yavrum. Senin gözünün yaşına bakmayız. Atarız. Bizden 3-5 tazminat alırsın. Ama ondan sonra sokakta kalırsın. Bir de işin kötüsü şirketle mahkemelik olmuş adam olarak iş aramaya başlarsın. Dedik. Ama burada ekmeğe devam et. Çünkü bu insanlar seni, sen olduğun için sevmiyorlar. Şöyle diyeyim. Şirketle mahkemelik derken adam gider dışarıda mahkemeye verir. Çünkü mahkemeye verdiriyorlar. 14 tane mahkemeye verdirdiler şu an. Bir tane onların çömez avukatı var. Avukat şöyle diyor. Sen diyor veririz bu mahkemeye. Sen şirketten atıyorum 10 lira alırsın. %30'unu da ben alırım diyor. Bu ince bir para tuzağı. Her şey para tuzağı. Tamam. Zaman kaybından başka hiçbir şey değil. Bir şey değil. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Bak bana çok uzun süredir sizin adınız geldi. Farklı şekilde geldi. Ben dedim ki beni ilgilendirmiyor bu. Kimsenin özel yaşantısı beni bağlamıyor. Evet. Tamam. Hani biraz abes konuşacağım. Yatarsın, evet, kalkarsın, seversin, döversin, beni hiç bağlamıyor. Sen benim iş kanunlarına aykırı davranırsan benim problemim o zaman başlar. Şöyle diyeyim müdür bey, benim iş kanunlarına aykırı olarak davrandığım bir tek hani sıkıldığım için ben üyeyim demem mi? Hani milleti buna inandırmam ben mı? Ben sana öyle bir şey demem ki. Ben senin iş kanunlarına aykırılık yaptın diye buraya çağırmadım şu an. Ben anlamadım. Ama hani benim buraya çağırma sebebim, hani sırf o arkadaşın seninle üyeyim için de söyledim demesinin sebep bu değil mi? Allah ben dibine kadar giderim. Babama bile güvenmem bu işte. Benim en yakın kahvede çay içtiğim çocuk, bak ben üretim için müdürüyüm. Ya benim Özkan, bak adını biliyorum. Bana dedi ki anama avradıma küfret haklısın dedi. Ama dedi işçinin, o zaman öğrendim ben. İşçinin arasındaki muhabbeti anlayamazsın Sebahattin dedi. Dediler beni öyle bir zorladılar ki dedi. Ulan dedim bu kadar mı basitsin lan sen? Seninle beraber yurt dışına gittik biz, makine aldık. Adam oldun, ya bu dolu problemin vardı, beraber söz. Bu kadar mı şerefsizsin sen? Bak ben bu konuda babama bile güvenmem. Onun için ben sana yani tekrar soruyorum Hakan. Evet. Tamam? Bunun kuralı bu. Evet. Ben bunun da yaş grubu bakmam. Sen belki çok dürüst olabilirsin. Ondan sonra bu problem, yani Zekeriya ile muhabbete girmen bile senin adını kötülendirebilir. Yani. Tamam mı? Nasıl bizim hanımefendinin adı neydi? Kes. Necla'nın. Necla'nın adına insanlar dedikodu çıkartabiliyor. Tamam mı? Torba değil ben dedim ki. Yani. İnsanlara sen niye güveniyorsun? Sen inancına bak. İnancına bak. Seni gerisi bağlamıyor. Burası rahatsa orası hiç seni bağlamıyor. Aynısını söyledim hatta. Sana teklif ettiğim senin istediğin şey şu an. Ama ben dedim senin gidip o iz bak. Tekrar o insanların tuzağına gideceksin. Ben seni atacağım. Seni bir tane avukat arayacak. Siz bu kadar güçlü değilsiniz. Ya Necla'cığım gel ya biz seni mahkemeye verir. 5 kuruş para ihtiyacın yok falan filan. Bunlar hep böyle. Bak ben 25 yıldır bu işin içindeyim. 25. Sen daha önce özel sektörde çalıştığım bu şekilde hani bir davalık olmuştuk. Bir şey çıkmayacağını da biliyorum ben. Ha dedin mi? Çağırdım. Alırsın maaşını.
işveren verir, o tazminat atlayabilir. Ama sen verecek zaten yiyin. Şey. Bak şöyle yapar. Bak şöyle yapar. Gidersin, tazminat şeyi verirsin, işe iade davanı. Sonra bir yerde çalışmak zorundasın, çalışırsın. Sonra der ki işveren, gel der. Gel ben de çalış tekrardan. Yan ya Konya, Konya. Orayı mı bırakacaksın? Yeni buraya mı gideceksin? Buraya gidersen? Yeniden ne zaman çıkaracağı belli değil. İyi niyet. Müdür Bey, ben sizin dediğinizi anlıyorum. Bak hani yukarıda Allah da var. Ama bak hani bak şu konuda anlaşabiliriz. Yani istifa yazmam ama her ne şekilde yukarı, Allah çok şükür Allah korkusu var. Hani güvencenizi alacaksa mesela, ne bileyim, sendikaya mı gidilecek? Gideriz. Ya da bileyim hani inancınız sağlam mıdır, değil midir bilmiyorum. Hani gerekirse her şeyin üzerine bak Kur'an üstüne de yemin ederim. Ama hani hiçbir şekilde istifa yazmam Müdür Bey. O konuda anlaşamayız. Çünkü niye? Daha önce ben bu şekilde işimden oldum daha önce. Klimasan'dan beni bu yüzden çıkardılar. Niye? Ben Klimasan'da bir ekip şey diye posta baş yapacaklardı. Bir zıtlaşma oldu. O zaman da bir adımı çıkarmışlardı bir bayanla. Yine böyle bekardık. İyi anlaştığımız, beraber çalıştık. Evet, kızlardan uzak duracaksın. Kızlara dostluk yapmayacaksın. Dostluk değil ama sadece anla, hani bak, sonuçta bak benim anladığım dediğim gibi. Evet, mesela dedin ya. Sebat Bey inancınız var mı diye. Evet. Elhamdülillah Müslümanım. Tamam mı? 5 vakit namazımı da gerektiği zaman kılabilirim. Tamam mı? Orucumu da bu yaşamada hiç aksatmadım. 3 aydır senin gibi tutmam ama tutarım. Şöyle diyeyim mi? Tabii. Yani ben belirli şeyden dolayı tutuyorum. Zamanında yiyorduk. Bak. Şimdi tutmaya çalışacağız. Burası kimseye hesap vermez. Yani. Burası sadece buraya ve oraya hesap verir. Ben daha kimsenin hakkını yemedim. Kendi hakkımı da yedirtmem. Beni bir adam 5 defa arayıp Uncubozköy'de çoluğumun çocuğumun evimin yerini soracak kadar acizleşiyorsa kusura bakın anasını bellerim. Tamam mı? Ben asker kökenliyim. Hiç acımam anasını bellerim. O zaman dinimi anda tanımam. Ama buradaki garibanların peşine takılıp bu şuna benziyor. Size artist yapacağıma benziyor. Ondan sonra kötü yolu düşürmekten beter. Ne? Ya bir nevi kandırma yolu işte. Tamam. Kimse durup niye sana iyilik yapıyor ya böyle? Niye? Seni tanıyor mu bu adam yani? Evet. Zekeriyi tanıyorlar mı dedi? Zekeri şu an paranın kölesi, köpeği. Açıktan para veriyorlar. Bilmiyorum hani ne şartlarla çalışıyorlar, çarpmıyorlar. Konuştular benimle mesela. Hani açıkçası gidip dinledim hani iyi mi olacak, kötü mü olacak. Daha önce de çalışmıştım. Hani dedim şöyle kendim bir düşüneceğim. Atıyorum mesela burada 850 lira çalışıyorsun. Mesela en kötü şartta 1050 lira sendika. Hani 200 lira fazla alırsın gibisinden. Biz, gittim, konuştum. Biz böyle demedik insanlara. Şu an olan hepsi şey bir taktik. Şu an düzgü de biliyorsunuz örgütlendiler. Yani Düzce'ye girmeden önce bunlar. Düzce'de 4 maaş ikramiye, yakacak parası, çocuk yardımı, bayan hepsi var. Bunları şirket ver. Çünkü onu da gelen arkadaşlar öğrenmiştik. 30 yıldır bu adamlar orada çalışıyorlar, şirket büyüdü ve verdi. Biz bunlara da ses verdik. Standart profit çalıştıkça o şey bunu yapar. Oradaki adamlar doymadı sendikaya. Sendikaya onlardan diyor ki biz %50 zam istiyoruz. Ve siz bunları kullanıyorlar da %50 zam alacağız. Verebilir mi ya? Şirket batar. Vermez. Batar. Der ki greve çık. Umurumda bile olmaz. Taşırım. Her bir şeyi yaparım. Şimdi diyorlar ki orada çok para alacağız. Siz de girin. Şunu hiç anlatmıyorlar. O paraları sendika vermedi. Standart profil verdi o işçilere. Tamam mı? Bak şirket kapanır. Umurumda bile olmaz herif. Bütün ana sanayileri ara. 2 ay içerisinde isteğimi, iflasımı istiyorum der. Kapatır. Örnek işte şurada Aysel var. Bianchi'de sendika yüzünden Aysel oldu. Çalışan yakınım vardı. Hani örneği çok yani. Ben hani bu işin içine girmedim. Neden girmedim? Örneği çok. İşsiz kaldı. 3,5 ay iş bulamadı. Hiçbir iş yeri iş vermedi. Niye? Üye olmuş. Çıktı diye. Hiçbir iş yapamadı. Yani burada bir Vestel var. Manisa'nın hani en büyük kalkınacağı yer. Atıyorum hani öyle bir hata yapmış olsam. Gidip sendika üye olmuş olsam. Mesela ben buradan işinden olmuş olsam. Mecbursun da sendikadan çıkmaya. Orada iş bulamam. Müdür ben bunları da düşünüyorum. Bak ben sana söyleyeyim. Ben sana birkaç tane isim vereceğim. Tamam mı? O çocuklarla gidip konuşabilirsin. Bu çocuklar hala burada çalışıyorlar. Bir tanesi korktu, dilekçe verdi. Sabah diyor, beni atarsınız dedi. Dedim, sen bana güvenmiyorsun, al bu dilekçeyi. Vermişti dilekçeyi, sonra birkaç... Aklını çelen herif de sendika üyesi. Çünkü daha sonra 3 çocuğun üzerine yemin ettiği için çağırdım. O da imam hatip mezunu. Ulan dedim, şerefsiz. Çocuğun üzerine yemin ettin, dinimde imanımda diyorsun. Ama dedim, yalancıdan öncesisin. Ama dedim, seni süründüreceğim, bak söylüyorum. Bak, içeride böyle bir tane adam var. Seni süründüreceğim. Her gün acaba ne zaman atacaklar diye kıvranacaksın. Öyle bir anda atacağım ki seni dedim. Öyle bir anda atacağım ki. Ama dedim sen de yorum için. Bana yalan söyleyemiş. Evde gidip çocukların yüzüne bakamayacağım. Bakamayacaksın dedim.
Ben yalan hiç laf etmiyorum. Ama öbür arkadaşım, ya Sebahat Bey benim için hiç rahat değil. Yani bana güvenmiyor. Onu verdim böyle kağıdı. Al, yırt. Yırt. Ben sana güveniyorum. Biz burada size makine emanet ediyoruz, ürün emanet ediyoruz. Bu kadar güvensiz miyiz biz? Bak hani güvenlikle ilgili değil ama şöyle söyleyeyim Müdür Bey. Ben daha önce hani böyle bir sorun yaşadım. Klimasan gibi bir yerde aynı bu şekilde açık istifanı yaz. Tarihi atma üstüne. Biz güvenelim dedi. Aynı bu şekilde oldu. Güvenmiştim. Güvendiğim kişi de çok yakın bir akrabamdı. Güvendim, attım imzayı. Ne olsa akraba yani çıkarmayacak. Attım imzayı. 4 gün sürmedi. 4. gün kapısının önüne koydular. Hani bir kere hani laf vardır Müdür Bey. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek gel. Hani kusura bakmayın o yüzden atmam yani imzayı. Ha bak üye değilim için çok çok rahat yani vicdanım rahat. Ha, bu yüzden çıkarılacakmışım, çıkarılayım yani. Allah rızkımızı ver yani. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Bak, şimdi bu kız niye mi bahsediyorsun yani? Bu kadar dostsanız... Bak diyorum, Zeki ile tanıştıran benim. Bak dün bu kız, ben sana söyleyeyim. İçeride 50 tane radarım var şu an. Kızlar tuvaletinde o kadar abes bir şekilde bu görüşmeyi yapmış ki içeride hacetini yapan bir arkadaşımız hepsini dinlemiş. Tamam? Benim üye yaptınız da gelecek dediniz de bu herifler beni atacak şimdi ben ne yapacağım falan filan 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 dökülmüş. Kıza tekrar gittim. Bak kızım aklını başına toparla. Eğer bu şirketten haklarını alarak gitmek istiyorsan bunun yöntemi bu değil. Bana dedim başörtüsünü falan filan. Bana dedim canın yanacaksın bak annesin dedim. Anlamıyorsun sen dedim. Ben seni şu an anlamaya çalışıyorum ama sen beni anlamıyorsun. Buraya sen hangi amaç üye oldun, ne oldun dökül. Bu isim ben de bilmem ne kadar zamandır var. Bak tek tek çağırıyoruz. Bana ne diyor çocuklar? Burada geldi kızlar. Yani çoğunlar kadar kendidir Hakan'cığım. Anladım Müdür Bey bak ben hani... Sen bu şirketi çalışmak istiyor musun? Evet istiyorum. Ha? Evet. Sonuna kadar istiyorsun öyle mi? Ben hani şöyle söyleyeyim Müdür Bey ben çalışmak zorundayım. Ben yüksek külfetli bir borcun altına girdim. Hani kusura bakmayın da, hani niye, üretimden niye, alıp... Niye içeridekilere o zaman şey yapıyorsun? Kimsenin ekmeğiyle oynayamam Müdür Bey. Hani bu adam benim adımı verdi deyip de ah ettirmem kendimi. Ah etti mi? O kızın adını verdi. Ya ben öyle demek istemiyorum. Müdür Bey, onun kendi vicdanında kalmış. Ben şöyle dedi. İsterseniz yanıma çağırın. Yani ben hakkını yemeyeyim kız yazdı. O da oruçluydu benimle konuşurken. Ben yanında da söylerim dedi. Çağırın ama keşke çağırsaydınız, söyleseydiniz. Problem değil. Ya beni hiç bağlamıyor bak. Arkadaşsın en azından. Müdür Bey, şu kadar söyleyeyim. Hani arkadaşlık, dostluk ayrı bir şeydir. Güven ayrı bir şeydir. Hani kusura bakmayın da, güvenme dayana ekmek alıyorum da demişler. Ben anama babama güvenmiyorum şu hayatta. Hani bir arkadaşa güvenmem. Açık söyleyeyim yani, güvenmem yani. Hani ne kadardır tanıyorum? Ben onu 10 aydır tanıyorum. Masada çalıştığım için. Başka bir tanıştığım yok. Peki hala, sen içeride gelen insanlara niye üyeyim diyorsun? Ya sıklan attın Müdür Bey. Hani, bak şöyle oluyor, tamam mı? Birkaç kişi oluyor. Burada Emin'i çıkarttınız mesela. Emin de çok baskı yapmıştı bana. Ya arkadaşım gel üye ol, kompanyada çalışmışsın, şu hakkı var, şu hakkı. Emin dedim, biliyorum. Hiçbir hakkı yok. Hani kaşık da veriyorsun ama kepçeyle geri alıyor, bunu bilmiyorsunuz dedim. Ben kompanyada mecburdum ağır sanayi olduğu için. Şu resmin ben daha kötüsünü gördüm. Bak ben tam 25 yıldır sendikalı yerlerde çalışıyorum. Tamam mı? Birleşik Metal'den metal işe, lastik işe sendika döndük. Bir gün işçiyi dövdü benim sendikalı işçi temsilcisi. Benim bir arkadaşım var şu an İsrail'de çalışıyor. İşçi temsilcisini gördük. Tamam mı? 5 gün fabrikadan kaçtık sonra. Ama mühendis 34 yaşlarında falan da çita gibiyiz böyle yani. Sen anamın avradını sikerim dedim ben. Aynen böyle yaparım. Sen benim yönettiğim yerde işçiye nasıl böyle davransınlarsa çocuk genç çocuklara neymiş eyleme katılmamış. Adam dedi ki ben buradan ekmek kazanıyorum abi. Git kimle yaparsan yap eylemi dedi. Ulan sen beni biliyormuşsun benim dediğimi yapacaksın bilmem ne. Herifi dövdüler. Biz de gittik o temsilciye gidelim. Tamam mı? Bayağı bir gerginlik oldu. Ben tanımam. Ben söylüyorum. Onu söyleyip geldi işte Sebahattin Bey özür dileriz. Ondan sonra işçi, benim kısmımdaki işçi ve Muammer'in kısmındaki işçiler böyleydi. Bak. Hadi çocuklar, şimdi biz o çocuklara kendiniz yaptık. Çeşme yerlerinde klima yoktu, klimalarını koydurtturduk, onu yaptık, bunu yaptık. Çünkü o çocuklarla biz her gün yaşıyoruz. Gelip de aslan olacak. Bunların hepsi olacak. Bunlar çünkü menfaat dünyası. Menfaatini engelleyen herkesi gebertecekler. Yani buradaki işçiler sendikalandığı zaman Düzce'de diyecek ki hassiktir lan yukarıdakiler elma yiyorlar böyle. Biz burada Amerika gibi çalışıyoruz. Bunlar da işçiymiş. Ben de onların yerine çıkacağım diyecek o da. Onların tepeline vuracaklar. Onları düşürtmeli. Sen bunları yaşamışsındır. Yaşadık Müdür Bey. Yani ben daha diyorum. Ha ben sendika konusunda biraz tecrübeli olduğum için işin gerçeğini söylemek gerekirse ben bir de yüksek mevla borca girdim. Kusura bakmayın hani riske girmek istemedim.
Hani hayat sonuçta bir iş yeri, özel sektör. Ne zaman işi kapatmadan önce şey olmaz yani. Bu toplantıdan gideceksin. Evet. Tamam mı buradan? Bundan sonra seninle anlaşma yapacağız. Hı. Ben ama seni ben bak çok kötü bir huyum var. Tamam, bunu itiraf ediyorum kendime. Acayip hırslı bir adamım. Gece tanımam, gündüz tanımam. Peşini işleri de çok iyi tanıyorum ya içeride. Seni takip ederim. Biliyorum yani. O yüzden bak diyorum ya vicdanım rahat yani. İçeri gideceksin şunu diyeceksin. Ben şirketten istifade edeceksin verdim açık tarihinde. Onu diyeceksin adamım. Ha, soranlar ama ne işin çağırdı? Tamam. Derim yani. Hani üyeye gidecekler. Sonuçta hani. Yani diyecekler evet biliyorum hani mecbur kaldım. Ben çoğu kişi biliyor yani benim yüksek mevla bir ev borcuna girdiğimi. Hani en fazla işsiz kalmak istemedim hani. Hiçbir yerde iş yok güç yok hani bunu söylerim. Ki hani beni hani bir nevi çok büyük bir sorumluluğun içine sokuyorsunuz Müdür Bey. Yalan söylemek gibi bir sorumluluğun içine sokuyorsunuz. Hani şimdi oğlum, içeri gidip... Zaten söylemişsin herhalde ben üyeyim diye. Sen üye değilsin. Evet üye değilim ama sıkıldım diyorum. Hani, bak, hani şöyle diyeyim. Benim Erdal'da yeni bir çalıştığım çocuk vardı. Bu çocuk o kadar çok bu adamları gelmişler ki Erdal ama çok iki çocuk babası bir adamdı. Bir gün bu çocuk sendikada demiş ki bak sendikayı patron şirketin içeri biz aldık Türk Metal'i. Tamam mı? Hı. Çünkü Birleşik Metal solcular daha fazla bastırıyordu. Sendikayı demiş ki alamayacaksın lan hakkını üye olacaksın falan. Demiş bak beni bağlamıyor. Oğlum istemiyorum lan seni demiş. Defol git. Tabii bu şuna benziyor. Bir kızla flört etmek istediğin zaman kız anavrat küfrederse bir de yanına gider misin? Ha. Yani doğru şekilde hayır demek lazım. Sonra çocuk bana geldi. Sabahattin Bey, bu adam biri artık çok sıktı. Ya bu adamlar benim, ben bu haklardan yararlanmayacağım. Bunun nedeni çok basit. Buraya sendika girse de üye olmayanlar yararlanır. Ben hani gelecekmiş, gelmeyecekmiş beni bağlama yani açıkçası. Ama o çocuk çok güzel bir örnektir. Kimse yanına yanaşamadı ondan sonra. Bana dedi ki sendika çık. Ya Sabahattin Bey dedi, bu herif dedi ne kadar inatçı. Vallahi beni bağlamıyor. Hiç bağlamıyor. Hiç bağlamıyor. Hani siz demek istediğinizi anladım ama Müdür Bey hani ben benim anlatmak istediğim şey de hani sendika buraya girmiş girmemiş beni bağlamıyor. Sonuçta ben çalışmak zorundayım. Hani benim için bu kapı olmuş ne bileyim hani karşı kapı olmuş fark etmiyor. Hani gittiğim yerde sendika olacakmış olmayacakmış. Bak, hani ben maaşımı alayım. Bir yerde uzun çalışabilirsen Allah göstermesin buradan sağlık sebebiyle başka bir sebeple 7-8 yıl sonra çıktığında başka bir adam sana der ki ya sebatlı adammış der. Yani. Bu çocuk çalışmış yıllar. Bak ben şimdi işe alıyorum. Adam 5 yaşında 3 yaşında 5 yaşında 3 yaşında hayatta almıyor. Sen neresin aslen? Ben aslen ana baba tarafı Demircili. Dedenler hep Manisalısın değil mi? Yani. Manisalılar tamam. Ne kadar Manisalı var ne kadar Kürt var? %60 doğuludur. Ha. Belki daha fazla. Daha fazla. Hayır. Biz hep Manisalıları almaya çalışıyoruz. Köyden geleni Manisa'nın cefasını çeken adamları almaya çalışıyoruz. Ha. Ama ne kadar başımıza geliyorsa doğulardan geliyor. Ha. Adem Bal. Evet. Murat Demir. Silikoncuydu. Tamam zayıf. Bir şey evet. Çıkartamadım lan. Emin. Evet, o yüzden buraya getirdik. Evet. Geçen hafta mı ne çıktı? Ona Cihan. Yani, Audi'den, ele başlarından. Cihan'ı bilmiyorum. Hep bunlar. Kaliteci mi Cihan? Hayır burada presçi. Onu bilmiyorum. Hep bunlar bu çocuklar. Bu Cihan denen çocuk var ya bak benim kalbime böyle. Ben bu organizasyonun içerisindeydim sonra sattı kendini. Parasını diye verdim. Hanımını aradı. Hamile bir şey. Şunu söyleyeyim. Senin iki ay sonra tam doğuma bir ay kala atsan ne yapacaksın? Tam doğum esnasında sigortan bitecek. Hastaneye gideceksin. Para yok. Ne yapacaksın Cihan dedi. Sence ben bu kadar kötü olabilir miyim dedi. Gözleme baktı olabilirsin dedi. Aslında olmam da. Çünkü benim iki çocuğum var. Yani Müdür Bey, hani herkesin bir endişesi vardır. Ya bak benim hani açık konuşmak gerekirse benim endişem de işinden olmak. Neden? Ha ben yüksek külfetli bir şey borcuyum. Yavrucuğum. Girmemiş olsam şu anladım. Seni anlatamıyorum sana. Ben zaten listeye çoktan girdim. Anladım Müdür Bey. Listeye çoktan girdim. Ben seninle niye bu konuşmayı yapıyorum? Acaba bu çocuk gerçekten bu şey içinde ben hiçbir adamı daha konuşmadan atmadım fabrikada. Anladım Müdür Bey. Bir şey mi varsa. Attıklarımda en sonunda böyle dediler. Ya o kız da bak saçma inadına gidiyor. O kızı ara. Arkadaşın, dostun. Ben ona dedim ki kızım bak. İki yolun var. Sen gideceksin o sendikadan istifa edeceksin. Ben de parasını vereceğim. Sonra mutlu mutlu çalışacaksın ekmeğine. Anasın çünkü. Zorluklarından bahsetti annesiyle babasıyla. Ya dedin. Ya dedin. Gideceksin oraya şirketin istifasını vereceksin. Ben sana ihbarını, kıdemini neyse işsizlik paranı da vereceğim. Bu arada çoluğun çocuğunun da durumda kalmayacak. Yani öbür taraftan vazgeçemiyorsa o zaman da başka işe gideceksin. Ben bu arada gönderdiğim hepsini böyle gönderdim. Çünkü hepsinin bir ailesi var. Hata yapmış olsalar bile yanlış olur. Tamam mı?
Şimdi benim de sana dediğim bu. O zaman madem öyle değilsin, madem öyle değilsin, o zaman şimdi gideceksin. Ağzıma etti diyeceksin. Tamam. Tamam. Açık istifa diyeceksin, sağlık diyeceksin. Veya hiçbir şey söylemezsin. Bu iş bitti arkadaşlar. Kimse bana gelmesin artık. Peki benim üç bencem olacak. Sen biliyor musun? Yani herkes, evet, herkes ekmek parası için geliyor değil mi? Siz de sonuçta bir hani ekmek için geliyorsunuz, ben de. Ha tamam, ama ben hani söylerim. Zaten söyleyeceğimiz kadar yalan söyledik. Sıkıldım artık hani, bunaldım. Geliyor, geliyor. Ya ben hani biliyorum artık. Yani yapacak bir şey yok. İşte dediğiniz şey, Adem'in zamanında gelmişti söylemişti. Bak, emin Adem'i at, bak Adem'i ben atıyorum, ben sana söyleyeyim. Ha şimdi ikideymiş, duydum, bak, bizim bölümden bak, gitti dedi. Biz, Adem burada ağzına ettim, niye böyle bir gece var desin. Şimdi bak, sürüm sürüm süründürüm. Ben biraz daha sertim. Sonra onu tanıyan bizim çocuklardan bir tanesi var bu tarafta. Ertan. Abi dedim, ben şu çocukla diyalog çok iyi. Bana bırakın, gözünü seveyim. Çünkü bazen senin konuşman yetmeyebilir. Biz bir ekip halinde çalışıyoruz. İnsanlar diyor ki çocukların devamı değil. Adamlar senden korkuyor. Bu bir gerçek. Onu çağırdı öbür tarafa. Tek tek konuştular. Onu dedi bak. Yanlış olmasın. Çünkü o içeride çok ötmüş. 20 kişiyi götürdüm lan. 30 kişiyi götürdüm diye çok ötmüş. Tamam mı içeride? Bu istifaklar geldi. Dün itibariyle Adem baş sendikten istifa etti. Şimdi arkadaşlarla beraber konuşuyorlar çocuklar. Yanlış bir yola girmişiz, dönüyoruz. Biz kimseyi en azından bu hakkı vermeden ne bilmiyoruz, ne işinden ediyoruz. Tamam mı? Ama şov olsun diye ilk baştan bir sağlamadan kopardık. Ya bir zamanlar çıkışlar olmuştu evet. Hani sen bir kadar çıkıyor, sen bir kadar çıkıyor. Hani bilmiyorum hani. Benim asker arkadaşım vardı mesela. Çocuğun sendikanı sesini mesela ilk iş yeri. Ona da çıktı. Haşim Çelebi. Ama Haşim bu işin içindeydi. Haşim benim bir de akrabam olur müdür bey. Hani ilk iş yeri. Buraya da hani benim vesilemle girmişti. İşindeydi Haşim. Mahkemeyi falan vermedi ama işindeydi. Şöyle bir şey. İlk zamanlar şöyleydi. Bunun yan yere konuşmasında bile acımıyorduk. Bunu söyleyeyim. Ya ne acaba lan bu çocuklar sendika falan diyorlar dese bile acımıyor. Yani Ömer Bey küçük bir ateş düştü mü? Yanında barut varsa illa sıçtan yani. Tamam onu. Ya bunu zaman gösterecek. Şimdi biz bekliyoruz bakalım Düzce ne olacak. Şimdi Düzce'yi herkes diyorlar ki Düzce çok iyi olacak. Bak hepinize şunu söylüyorum. Düzce'deki hiçbir hakkı onlara sendika vermedi. Evet. Tamam mı? Standart profilin patronu Yahudidir Rıfat Bey. Şu anki Akdere'de Yahudidir. Ama o adamlar ikramiyelerini, bak Düzce gibi bir yerde, Düzce'yi kapatırlarsa hepsi tım tırsak orada fındığa kalır sadece. Yapacak çocuk, bütün sosyal yardımlarını, bayram yardımlarını şirket kendi verdi. Ve orada aldığı dersi çok iyi öğrendi. Bu adamlardan adam olmaz. Biz bunların hepsine haklarını, hukuklarını verdikler, yine gidip sendikler iyi oldu. Aramıza yine aracı koydu diyecekler. Şimdi bak bu adamlar gidecekler %5-6 zam alacaklar. Aldıkları zamı da götürüp sendikaya verecekler. Sonra anlayacaklar. Ha siktir lan ne oldu? Bu adamlar bize mükemmellik yapacaklar diyecekler. Şöyle diyeyim Müdür Bey. Cahil insanı kandırmak basittir. Evet sendik hani beni üye yapacak ama hani bana getirse olduğu kadar götürüsü daha çok hani diyorum ya. Kaşık da verecek, kepçe de alacak. Bunu kimse bilmiyor. Hani iyi tatlarına bahsediyor. Hiç kimse kötü tarafına bahsetmiyor. Senin bu Necla ile aran iyi mi? İş yerinde olduğu kadar. Yani seni dinlemez mi? Dün telefonda seni mi aradı? Hani beni üye yaptınız, ben ne yaptınız diye. Yoksa sendikadan başkasına mı aradı? Zekeriye mi aradı? Bilmiyorum. Beni en son böyle saat 8.30 civarı mı ne aradı herhalde. Ha, ben gece arasında yatıyordum. Böyle böyle de beni içeriden çağırdılar dedi. İşte böyle bir sendika yüzünden. Ben de senin üye olduğunu da söyledim dedi. Hiç şey demedim. Neden diye sordum. İşlerinizi işten çıkaracaklar dedi. İsim istediler benden dedi. Ben de söyledim dedi. İşte kim üye yaptı diye söylediler dedi. Ben de söyledim dedi. Evet diyorum abi. Zekeriya'nın hani aracı ben oluverdim. Böyle böyle bu arkadaşımın sıkıntısı varmış. Hani üye olacakmış, olmayacakmış. Hani dedim üye mi yapacaksınız? Artık işten çıkartsınlar diye uğraşıyor kendim dedim. Yapacaksanız yapın. Ama ben kendi adıma söylüyorum. Vicdanım çok çok da rahat bak bunu söylerken. Ben üye değilim Müdür Bey. Gel başın etini yerlerse devam ederler sana. Böyle geldiler. Hakan ilmelik yapma bak. Hani ağzın biraz bozuldu ama hepsini duyacaksın çünkü. Duydum hani o zaman. Adamdın lan sen. Hani bizimle beraber çalışacaktın. Diyecekler yani. Ben sizin diyecek. Söylediğiniz şeyi de düşünüyorum şimdi bir taraftan. Tamam hadi açık istifa verdim diyeceğim şimdi. Hani diyecekler ya hani niye sattın? Hani niye direnmedin? Diyecekler yani bunu. Çünkü duyduk yani birkaç tane çıkan arkadaşlardan diye. İşte sendika destek oluyormuş. İşte direnin diyorlar. Hiçbir şey destek olmuyor.
Ya Allah aşkına şurada fabrika benim şuraya kapının önüne koymuş olsa senden dikkat bana iş mi iş vermez. İşin gerçeği bu. Burada kimse bilmiyor bunu. Burada örgütlü olduğu bir şirket yok ki. Marisa bölgesinde öyle bir sendikanın. Burada sadece metal sektörü var. Yani. Türk metal var burada sadece. Bir de işte Birleşik Metal mi ne var fabrikanın birinde. Başka da bir şey yok yani. Hiç kimse sana iş vermiyor. O da EJA sayesinde var zaten sendika çok organize de. Başka da şey yok yani. Mester dinliyor 15 bin kişiyle. Çünkü böyle yapıyor. Boşaltıyor atıyor. Boşaltıyor atıyor. Evet. Bak biz söylüyoruz. Sürekli dönüşüm yapıyor. Biz daha işini yapacağız. Her ay buraya 100 kişi adam gelecek. Bu iş böyle. Eğer dereyi temiz tutmak istiyorsan akıtacağım. Evet. Şimdi bu konuşmayı yaptım. Personel evet. Gelecek. Senden bir tek şey rica ediyorum. Tamam, içeride bu konuyu söyleyeceksin. Ben artık sıkıldım, kimse benim yanıma gelmesin. Ben Sebahattin Bey'le anlaştım. Dedi lan bir tane. Tamam. Ben burada çalışacağım. Ekmeğe ihtiyacım var. Yanıma geleni de ispiyonlarım. Tamam. Kimse gelmez. En fazla bir ay sen de bir şey yaparlar. Bak, bir ay versin. Bir hafta olur en fazla. İşçi yurdundan çıkarsa kadar. Bak ama. Yani şöyle bir şey daha şu an hiç biz girmedik. Ben sana anlatayım biraz. Tamam bu işleri böyle. Sen de akıllıdır. Üyelikleri kendi şubesinde toplar. Belli bir sayıya geldikten sonra Çalışma Bakanlığı'na var. Çalışma Bakanlığı benim ajanım zaten hazır. Tamam mı? Tıkır 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 listeler öyle geliyor. İnsanlar hani böyle liste mi istiyor? Listeler geliyor. Nasıl sendika başkanlığı para veriyorsa biz de veriyoruz. Ne yazık ki insanları satın almak çok basit. Bu listeler tıkır tıkır geliyor. Paranla açamayacak. Tamam mı? Yoktur. Yani sendika bir hata yapıp onu Çalışma Bakanlığı'na gönderdi ya bizim rutin aylık listemiz geliyor. Evet. Bunu açık bir şekilde söyleyeyim. Bu liste geldiğinde eğer karşıma çıkarsan o zaman Sebahattin Karabulut'u hiç bu bilgiyi görmeyeceksin. Bu tehdit olarak algılama. Çok insani bir reaksiyonu şimdiden sana bahsediyorum. Tamam mı? İçeri git. Peki tamam ben Sebahattin Bey'le anlaştım, konuştum. Ben işime çalışıyorum. Ekmeğimin peşindeyim. Kimse benimle uğraşmasın diyeceksin. Dediğiniz konuya geleyim ben de hani bir küçük bir örnek vereyim. Hani gün gelir öyle bir senaryo olur. Hani ben de şey olurum hani çıkmadığım zaman da o zaman da karşılaşırız Müdür Bey. Hani derim. Müdür Bey böyle böyle hani çıkarsanız diye böyle söylemiştiniz. Bak çıkmadım ben hani temizliğim derim yani. Çıkmayacağını sen zaten bana garanti ediyorsun evladım. Evet ediyorum ben. Ben seninle bunu yarım saat boyunca konuşmamın sebebi insani olarak evet. Sana bir değer katmam. Seni ben burada tehdit ettim mi? Hayır. Etmedim. Ne dedim olmadı. Bak böyle bir yola girdiysen bir şirket olarak bunu istemiyoruz. Tamam mı? Evet. İstemiyoruz. Ya git bizimle devam edeceksin sonra ayrılın. Şimdi bazıları inat ediyor. Yok ben ayrılmam. Bu yola baş koydum. Tamam koy o zaman. O zaman bir şirketten ayrılın. Ben sana hakkını vereyim. Bak burada bir tane kekeme çocuk vardı bu arada. Kapı arkasına yazan herif oymuş. Çünkü tuvaletin kapısının arkasına yazıyordu. Hala küçük küçük yazanlar var da. Esas destanları dökememiş. Bir gün Özcan Bey'in üzerinde falan yazdı ya. Sevo, Özcan falan böyle dolu yazılar yazdı tuvaletin arkasına. Sonra Özcan aldı onları. Dedi Özcan bak bu yazıyı yazan büyük ihtimalle bizim bir kekeme. Çünkü konuşamıyor. Habire yazıyor. Bütün dertlerini çünkü o bize yazarak anlatıyor. Sonra gittik biz onu sıkıştırdık. Ulan araştırdık dedik. Aferin. Bu kadar küt bir yaptın, içinde kötü bir şey yoktu ki dedi. Ulan salak herif, az önce yazmadım diyordu, şimdi içinde kötü bir şey yok. Sonra geldim, bak dedi evladım. Allah'ın bir de bu çocuk küsur bulmuyorsun ha. Lan dedim, bu kadar nasıl aptal olabiliyorsun, bu adamların peşine koşuyorsun, sen buradan sloganlar atıyorsun. Yazdı istifa dilekçesini, krem tazminatını verdi, 2 yıllık da gitti. Yani burada hiç kimseyi bu konuşmayı yapmadan göndermedi. Senden bunu istiyorum bir dakika sen dedi. Ben Sebahattin Bey'le el sıkıştım. Bu iş bitti. Tamam mı? Tek tek konuşuyoruz. Ama o kıza da söyle. Bak bugün 3'te girecek yani saat 3'te. Aklı varsa et telefonu buraya gelsin. Benle anlatsın bunu. En fazlası çıkınca ararım yani. O olur. Başka bir şey yapamam. Hani YouTube'dan asalda çabuk. Ne istediği önemli. Bak. O, öyle bir kızın, tamam o konumdaki bir hanımın, tamam mı, annenin, annesiyle babasıyla zor, bana anlattı. Kızın, sendika konusunda bu kadar ısrarı, başka bir şey olması lazım. Ya. Kızım atılınca hakkını mı almak istiyorsun dedim. Vereceğim hakkını. Mahkemeyi bile ne olduğunu bilmiyor bak. Ben dedim, seninle mahkemelik olmak istemiyorum. Tek istediğim bu. Şirket olarak bunu benim sicilimi bozar. Ben seninle mahkemelik olmak istemiyorum. Anlaşacağım. Yok Sebahattin Bey, ben söz verdim falan da filan da. Siz dedi burada başörtülü çalıştırmıyoruz. Kızım dedim, biz 9 ay önce başörtülü çalıştırmıyoruz. Bir yıl önce çalıştırmıyoruz. Girerken söylemedim bunu. O zaman ihtiyacım var. Bak, nasıl değişiyor insan? O zaman ihtiyacım var. Şimdi ne oldu? Şartlar değişti. Onun işte eşinden yeni falan yıldır. Biraz böyle hayat kendisine az çok biliyor ama
zor bir durum yaşıyor. Bilmiyorum hani bir nevi de psikolojik de bağladım o an seni. Yani bazı insanlarla uğraşılmaz derler ya. Kendi halinde bırakmak gerekir. Yani ben onu kendi halinde bıraktım hani işin gerçeği. Aynı masada çalışıyordum ama. Hani merhaba merhaba. Tamam konuşuyorduk hani kötü bir şekilde anıldık. Kimse bak ben şunu söylüyorum. Biz bu şekilde anılan insanlara bu fabrikada hiç böyle davranmadık. Genç diye bir çocuk var. Ha gördüm peki bilirim. O çocuğun hakkında da böyle söylentiler çıkarmışlar. İkisi de çalışıyor. Ya mesela ben şuna ben hani ilerle Aygül arasında çıkardılar. Öyle bir şey mi olmuş olsa mesela içeriden bir bilgi gitmiş olsa. Hani çekilen arkadaşlar böyle çekilen arkadaşlar da tanıyorum yani. Böyle bir aranızda bir şey olduğu söyleniyor. Var mı yok mu yani çekilir. Ona göre ya da disipline gönderilir. Ceza alır, kınama alır, kaldırır. Biz buna ilgilenmeyiz. Gönül aka da kona, boka da kona. Beni hiç bağlamaz. Ben senin içerideki davranışlarla alakalı. Tamam? Dedikodu kabul edilemez. Çünkü burada bir tane kız vardı örneğin bu Aygül ile Bilal zamanı. Borcu. Başka bir kız. Yani küçücük bir şey değil. Tamam Borcu. O dedikodudan atıldı tabii. Aynı bölümde çalışıyoruz zaten. Yani GM'de çalışıyorum i̇şte ben dedi de. Dedi ki bize, işte bize eşit davranılmıyor. Getirin lan dedik bunların şeylerini. Bilal'in ekip liderlerini. Hep ikisine de eşit miktarda izin vermiş. Bir şey yok yani. Birisi bir buçuk saatler, bir buçuk saatler, beş saatler bir günde. Farklı davranış yok. Kızım ne var? Onların arasında bir halt var. Onun için önemli. Yani nereden biliyorsun? Yani nereden biliyorsun? Bu insanlar aileleriyle oynayacaksın. Bilal boşanmadan döndü. Babasının ağzına sıçtı çocuğun. Olayla adam canını yakar. Ha. Ama ders oldu bize asla. Çünkü Bilal dedim ki sana bu söylentiler çıkarken sen erkek olarak neyi isyan etmedin lan? Kız, Aygül sen niye isyan etmedin kızım? Benim derdim bu. Hani abiniz olarak söylüyorum. Niye isyan etmediniz? Şöyle bir durum var aslında. Bak ben bu konuda hani şefime gitti, ekip liderimden şefime geçtim. Dinlemedi çünkü ekip liderim o zaman. Umursamamıştı. O zaman da şefimiz yetkin şef de Yusuf şef vardı böyle. Hani kendileri Allah hayırlı. Varlıklarıyla yoksukları bir olan adam. Söyledik. Beni aşar Yener Bey. Yener Bey'de o golf su vardı önceden orada. Tam köşede şey var. Şefler masası orada bir sebil var. Tam orada söyledim. Hiç unutmuyorum yerini. Müdür şey şefimiz dedim. Böyle böyle dedim ben şeflerime söyledim. Bizi aşağı dediler. Biz dedim böyle böyle bir söylenti var. Bizim yerimizi değiştirin. İlgileneceğim dedi. Bir daha yok. Kendi şefim vardı o zaman. İsmail Şef'e söyledik. Bilal dedi dolayısıyla. Yine ilgilenen olmadı. İsmail ilgilenemez. Çünkü İsmail ne yazık ki yani şöyle söyleyeyim size çocuklar. Yönetimi oldukça zayıf. Oldukça zayıf. Yönetime beye gelmez ama müdür bey hani ben sıkıntımı ona söylemem lazım. O da bir üstüne iletsin. Hani iş sonuçta bir iş yeri ve silsileyle gidiyor. Şimdi yeni girdiğimiz çocuklarla artık konuşuyoruz herkese. Eskiden aldıklarımız çok kalabalık aldığımız için hatalar yapılmış, konuşulmamış. Biliyorsun kapı açık. Hiç kimsenin çözemediği gibi. Bize hiç kimse söylemedi ama müdür bey. Tamam işte o hatayı anladığımız için bize konuşuyoruz insanlarla. Bu kapı açık. Bu kapı, bu masa benim masam değil. Bu masa fabrikanın masası. Bana da para veriyorlar bunun karşılığında. Ben oturuyorum. İnsanlar toplantı yapıyor. İnsanlar geliyor burada dertlerini anlatıyor, gidiyorlar. Fabrikanın masası burası. Biz buradan mutlu olmamız lazım. Bana da kimse söylemedi. Bu çay içme çocuklarının yeri içti, çocukların ihtiyacı var diye. Bana da kimse söylemedi. Çocukların tuvaletlerine ilave kabinler lazım. Habire tıkanıyor. El kurutmaları bile yok. Soyunma oralarında çocuklar üzerinde yiyip oturamayacak bir tane tabureye yok demediler. Ekip liderleri, üretim sorunları aynı yerde işçilerle beraber soyunuyor demediler. Her şey hani... Tuvaletleri... Kızlar bana dediler ki bizim yetmiyor. Avrupa'daki tuvaletleri kızlara dedim ki gidin oradaki tuvaletleri size veriyorum. Beyaz yakalılara işkence ediyorum. Kimse bana demedi. Ben yaptırdım bunları. Ekmek konusunda ben takip ettim. Atmayın, israf ediyorsunuz. Yemekte nasıl insanlar? Umursamıyorlar. Kendi evlerinde o ekmekleri atarlar mı? Olmazlar. Niye atıyorlar? Bol veriyorlar o yüzden. Hı? Bol veriyor yani. Çünkü o mal kendilerinin değil. Ne yazık ki Türkiye'deki durum. Kendilerinin de olsun. Hepimiz yani... Müslümanız ya ama... Ya ben acıyorum, bir kova ekmek çocuklar diyorum. Bak burada ne yaptırdık? Küçük ekmekler koydurduk. İki dilim koydurduk, bir dilim koydurduk, üç dilim koydurduk ki çocuk aç olan üç dilim alsın. Şimdi bu size kendi babanız değil mi Özür Bey? Sen, kendi babanız. Bunların üç tane olsa, hani bu daha iyiyse, hani bu, hani biz sonuçta Türk halkıyız, Türk milletiyiz. Hani hangisi iyiyse biz onu kullanırız, yani ötekiler kötü diye bırakırız yani. Biz Türk halkıyız sonuçta. Tamam her insan aynı değildir ama. Hani fazlaysa elinde, diğerler orada kalır hani çürümüş, kokmuş, kimsenin umurunda olmaz. Değişmek için ne olacak? İşte bu ülke bu yüzden bu yerlerde. Diyeceksin ki, arkadaşım, ya bunu atma sigarayı, bak adam çöp koymuş ya şuraya. Şuraya yak çocuk bardağını, şu çöpünü, ya
Komutan sinesini çözüyor. Ve biz her gün temiz ettiriyoruz onu. Hiç bıkmadan. Değişen bir şey var mı? Yine yok, yine yok. Değişecek. Ben inat ediyorum. Değişecek. En az %50 değişecek. Çünkü ben yeni aldığım elemanlarla tek tek kendim görüşüyorum. Tek gözlerin içine baka baka. Yarın bana şunu diyemeyecekler. Söz vermiştin size bak dinle. Hiçbirine söz vermedim. Hiçbirine söz vermedim. Ekmek burada, iş burada, şartlar bu diye söyledim. Bunu diyeni de dinlemeyeceğim. Ufaklık sirkülasyon benim canımı sıkmaya başladı. Ben Kocaeli'nden gelen bir adamım. Böyle bir şey yok. Adam girer bir yerde ekmeğini tutar çalışır. Tamam mı Hakan? Teşekkür ediyorum. İçeri git sen. Tamam mı? Ben size bir şey güvenliyorum. Söyle. Sonuçta benim bir şey akıbetimle ilgili hani en azından bir fikir sahibi. Şu an akıbetinin yazısını yazıyorum. Normalde sen lisede gidiyordun bugün. Ben sana söyleyeyim. Bugün gidiyordun yani. Çok açık bir şekilde söylüyorum. Bugün gidiyordun yani. Ya bunu kararımızı net olarak söylüyorum. Ben yatılı okul mezunuyum. 13 yaşında yatılı okula gittim. Bir tane yüzbaşım vardı. Bir bölük kondu. Ben çocuğum. Bizde bir adet vardı. Sınıflar, yani hazırlık sınıfı, lise 1, lise 2, lise 3. Deniz Lisesi bu. Beybeliada'da, İstanbul'da. Böyle iştim. Sen karacı mı yaptın askerliği? Havacıydım. Ha. İştimaya geçerler karacı ve havacı. Bize de tabura geçerler. Bölükler. Böyle kare şeklinde. Tamam mı? Evet, hazırlık, lise 1. Ortada işte bölük komutanı talimatları verir, buradan insanlar yemeğe gider. Ama eğer lise 3 fırça yiyorsa herkes başını öne eğer, saygıdan. Yani senin üstün fırça yediği zaman başını öne eğer. İşte böyle bir konuşmadan bir tanesi bize dediler ki bizim biraz ağzımız bozuktur. Demiş ki dinleyici olduğumuz. Çocuklar, bakın hayatınızda birinci düstünüz. Orospuya bile orospu denmez. Denmez. Saygı. İnsani saygı. Kişilik. Tamam mı? Fark etmez. Belki o insan o yola farklı şekilde düşmüştür. Benim hayat düsturum hep budur. Kimseye ben böyle bir konuşma yapmadan bir şey yapmam. Konuşma yapmam. Bugün belki benle ilk defa bir konuşmayı yapıyorsun. Şimdi gittiğinde ne düşüneceksin bilmiyorum. Ama bu kapı herkese açık. Ama kararım nettir. Bu yolda olanı tanımam. Sen bugün bana dedin ki Sebahattin Bey ben yokum. Bak dilekçe de ver dedin. Normalde benim sınavımı geçemedin. O sınavı geçemeyenlerin hepsi daha sonra üye çıktı. Ben sana söyleyeyim. Diyorum hani sizin, bak ben diyorum hani ben anam babamı görmüyorum. Kimse kimseye görmez mi duruyor, ona bir şey demiyorum. Ama diyorum hani yarın bir gün olur böyle bir şey olur. Hani o listeler çıktığı zaman hani derim. Böyle bir olduğu zaman müdür bey bak hani zamanında güvenmediymişsiniz. Hani, yok, testinden geçememişsiniz. Bunu demen benim için yeterli. Şu an seni bu listeden çıkarıyorum, tamam mı? Bu listeden çıkartıyorum. Normalde bu itibariyle gidiyorum yani. Bugün itibariyle gidiyorum yani. Hani güvenip güvenmemek size kalmış ama bak diyorum ya müdür bey ben vicdanım rahat tamam, bir bakımda Allah var. Tamam şu an hani üye değilim yani. Sen de istiyorum tamam. Gelenleri bak. Sen şunu anlamıyorsun. Üyeyim demen çevrendekiler var ya Hakan diyormuş ha. Demesine sebep oluyor. Ya müdür bey hani benim dememin sebebi de iyi kötü anlamışsınız bu belki. Yani ben size her gün aynı şeyi söylemiş olsam bıkarsınız yani. Bir de anlamadın mı sen? Bir gün o söylemlerin bana geleceğini. İlla ki yani bir gün. Zeki çocuğusun bir gün. Bir gün başınızın yanacağını biliyordum. Balık olarak yakalanacağını bilmiyor mu diye. Yani. Biliyordum müdür bey de ama hani bir nevi oyalamak ya hani bir nevi insanı başınıza atmak gibi bir şey. Eğer bak şu an GM'de benim 2-3 tane daha bildiğim adam var tamam mı? Eğer o isimlerin adlarını vermezsen o adamların o herifler teker teker yine gelecek diyorum ben. Şöyle diyeyim müdür bey, hani yanınıza geleceklerse de benim istemem olmasın yani kimse nahanı almak istemem. Hani beni anladığınızı düşünüyorum. Hani hani işinden olmuş ya da olmamış hani vesilesi ben olmak istemem yani demek istediğim anlamda. Ya bırak Allah'ın işte kimin vesilesi olacak oğlum. Şey adam kendini düşünmüyorsa ha böyle gelip bunun sana pasta parolalarını yapıyorsa oğlum gel yiyorum falan diyorsa kesin zaten bir derdi var adamın. Başka bir şey yok. Adam önde giden şey. Ben o Emin Deren'in öyle görüştüm. Oğlum bak ben bekarım dedi. Hiç hayattan korkacak bir şey yok. Madem korkacak bir şey yok yürü git dedim. Hani. Umurumda bile olmaz. Tanımam yani. Tanımam. Mustafa Cımık, ekip lideri. 15 tane adam üye yapmış. Eşi hamile, 4 ay. Seni dedim süründüreceğim, 5 kuruşta para vermeyeceğim seni. Şimdi haber istirahat alıyor. Haber istirahat alıyor. Atılmaya bile gelemiyor göz korkusundan. O süründüreceğim, ahım var. Bu kadar da hırsı vereceğim yani. Bak söylüyorum.
Tamam mı? Hadi kolay gelsin.